Evet kıymetli dostlar, Bolvar.com'un ve Kayseri Özel Ümü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Normalde bu videoyu canlı yayın olarak yapacaktım ama gördüğüm kadarıyla biraz sizde bir te tatlı bir telaş var. Seçim telaşı o yüzden ilk gösterim olarak yapma fikrim var. Fenerbahçe'de erteleme talebini futbolcular kabul etmedi. Süper Kupa'nın ardından oynanacak olan Fatih Karagümrük maçının ertelenmesini reddeden Fenerbahçe'de bu kararın altında iki önemli nedenin yaptığı öğrenildi. Birincisi Fenerbahçe'nin Olympiakos ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağı e, maçların sırasında Galatasaray'la oynayacağı Süper Kupa mücadelesinin yankıları hala devam ediyor. Şimdi haberi yapan arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Fenerbahçe bu Süper Kupa'nın ertelenmesi için TFF'ye başvurdu. Ancak TFF'den olumsuz yanıt geldi. Federasyon da Süper Kupa'yı değil de Karagümrük maçını erteleyelim dedi. Ancak Fenerbahçe de bunu kabul etmedi. Bunun bu kararında altında yatan sebep iki farklı sebep arkadaşlar. Birincisi yönetimin oluşabilecek puan farkının takımı kötü etkileyeceğini düşünmesi. İkincisi maç eksiğiyle de olsa zirve yarışında Galatasaray'ın gerisine düşünmesinin futbolcular üzerinde baskı yaratabileceğini savunmuşlar. Ve bu yüzden de maçın oynanmasını istemişler. İkincisi de futbolcuların isteği arkadaşlar. Özellikle Trabzonspor deplasmanında e, Trabzonspor maçında diyeyim, Trabzon deplasmanında alınan galibiyet ama yaşanan olayların yankısı oyuncuları kamçılamış durumda. Şu anda enteresan görüşler var. Ali Koç takıma garanti vermiş durumda arkadaşlar. Neyin garantisini? Şimdi Başkan Ali Koç Samandıra'ya gitti. 2 Nisan'da yapılacak olan kongre ile ilgili konuştu. Genel kurulla ilgili konuştu daha doğrusu. Ve hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceklerini belirtti futbolculara. Yani bunun altını çizdi. Divan kurulu üyeleriyle yapılan toplantıda 2 Nisan'da Olunması gerekti. yani ligden çekilirsin çekilmezsin ama Alınacak kararlar var birlikte alalım e, Konusu konuşuldu hukuki boyutu konuşuldu vesaire Takıma da bir garanti verilmiş arkadaşlar Şimdi Futbolcu Senin gibi duygusal bakmaz benim gibi duygusal bakmaz Futbolcu işin Para kısmına bakar yani benim param yatacak mı hani ben gidecek miyim ben burada heba olacağım der Şimdi arkadaşlar bahsettiğimiz paralar küçük paralar değil. Hani bir markete gidersin, bir şey alırsın. Kaç lira tutar? 3 ee, lira 35 kuruş tutar. Adam parasını vermez de eyvallah dersin. Şimdi dediğim gibi futbolcu işin parasına bakar ya. Futbolcu çok umursamaz ki. Yani çekilme çekilmeme. Fakat şunu söyleyeyim. Futbol takımı çekilmek istemiyor. Başta Tadiç, Ceko olmak üzere takımın hiçbir futbolcusu ligden çekilmeyi kabul etmiyor. Hatta Şimanski bile devam edelim diyor. Fred aynı şekilde. Fred demişken arkadaşlar ben Fred'e dair e, e Murat'a açık sonradan bir şey söyledi. Has, sakatlığını tespit edemiyorlar falan filan diye. Benim duyduğumda öyle bir şey yok. İyileşiyor diye. Onu da belirteyim. Hani Ferdi Kadıoğlu da Fred'de hatta bana şu denildi. Ferdi de Fred de Adana Demirspor maçında oynayabilirsen hani niye konuşuyorsun diye. Durum bu. Yabancı hakem konusunda en büyük sorun maliyetler. Yerli hakemler maç başı 30 bin TL ücret alırken, arkadaşlar 30 bin TL artı uçak gidiş dönüş bileti, artı otelde konaklama, artı otelden stada kadar gidecekleri taksiyi devre, şey tutuyor. Federasyon tutuyor. Bilginiz olsun. Yani sıfır maliyet artı 30 bin lira para alıyorlar. Bir daha sövdürüyorlar. Şimdi bunlar 30 bin lira alırken Avrupa'da ücretlerin çok altında bir rakam. Kulüpler Birliği geçtiğimiz hafta e, çıkıp yabancı hakem istiyoruz çağrısında bulundu. Ancak iki önemli sebep karşımıza çıkıyor. Birincisi Türk hakemlerini UEFA ve FIFA nezdinde aşağı düşürür, aşağılık olarak gösterir, itibarsızlaştırır diyor. Ki zaten öyleler. Yani o durumdalar gerçekten diyorum. Şu anda FIFA nezdinde, UEFA nezdinde Türk hakemleri aşağılık bir konumdalar. Şu an Türk hakemleri aforoz edilmiş durumdalar. Şu an Türk hakemlerini almayacaklar turnuvalara. Onun hazırlığındalar. Bir hakem bile alınmasa şaşırmayın. Şok olmayın. Yani birincisi bu. Yani Premier Lig'de de başka liglerde de elit hakemler hata yapıyor görüşü var. Yalnız onlar hata yapıyor. Bizimkilerinki kasıt. Hata yapılır. Bak arkadaş var sistem olmadan ben 15 santime kadar offside veren hakeme hiçbir şey demiyordum. Ya insanlık görebilir görmeyebilir diyordum. 2 metre offside'i görmüyorsa burada kasıt var diyordum. Şimdi İngiltere'de maaş artı maç başı ücreti varmış. Yani Avrupa'da ne kadar alıyorlarmış? Hakemler maç başı 1200 sterlin kazanıyormuş. İspanya'da maç başı ücretler 5500 euro. Yurt dışına çıkışlarda daha yüksek ücretler var. 4 hakemin ortalama maliyeti 20.000 euro. Konaklama ve ulaşım giderleriyle bunun 30.000 euroya aşması bekleniliyor. Bu da maç başına yaklaşık 1 milyon TL. Ve 10 maçlık süperlik maratonda haftalık 10 milyon TL'lik bir maliyet diyor. Hayır abi sadece Fenerbahçe ve Galatasaray maçları yabancı hakem yönetsin. İnanın öbür Türk hakemleri var ya. Bak çok özür diliyorum bu tabiri kullandığım için ama eşek gibi adaletli maç yönetecekler. Eşek gibi. Bakacaklar diyecekler ki ulan ekmek gidiyor. Ulan ekmek gidiyor. Bir daha biz buradan ekmek yiyemeyiz diyecek. Siz görün bakın Kayseri maçında falan işte ne bileyim Beşiktaş'ın Trabzonspor maçında falan hakemler yuvarlanacaklar böyle sahanın içinde. Ciğerleri çıkacak. Şimdi yürüye yürüye maç yönetiyorlar. Tabi söylemek kolay. Uygulamak zor. Parayı verin getirelim çıkışı falan. TFF sıcak bakmıyor diye. TFF'nin sıcak bakmama sebebi Galatasaray şampiyon olamazsa bizim kellemizi keserler diye. Ancak şunu söyleyeyim. Kelle kesilecekse yarın Galatasaray'ın kellesi kesilir. Kelle kesilecekse Trabzonspor'un kesilir. Niye? Çıkıp siyasilerle orada röportaj verildi. Siyasilerle sarmaş dolaş şeyler verildi. Eğer e, seçim sonuçlarına göre iktidar partisi kaybederse beklediği yerleri beklediği yerleri kaybederse asıl o zaman sıkıntı olacak arkadaşlar asıl o zaman sıkıntı olacak ve e, emin olun çok değişik şey olacak çok değişik şeyler olacak ben bu kadar söyleyeyim ha, gerisini siz bilirsiniz gerisini siz benden daha iyi bilirsiniz ama şunu belirteyim e, asıl yani futbola asıl darbe, asıl operasyon yarından itibaren başlayacak. Çünkü insanlar siniri federasyondan çıkartacaklar. Ben onu söyleyeyim. Yazarlardan Fenerbahçe değerlendirmesi. Sabah Spor yazarların Fenerbahçe dair bir şeyler söylemişler. 8 haftada yarış nasıl geçer? Motivasyon artar mı? Artmaz mı diye. Ali Gültiken bu istenmeyen ortamın camialar üzerinde tabii ki etkisi olacaktır. Bunun ne yönde olacağına bakmak lazım. Fenerbahçe Trabzon'da yaşananlar sonrasında camia olarak bir araya geldi. Kendi işlerinde tartışma olsa da dışarıdan yaşanan böyle bir olay karşısında bir olayın camiayı birleştirdiğini görüyoruz. Bu durumun hem psikolojik hem de sağ tarafında Fenerbahçe takımına pozitif yansıyacağını düşünüyorum. Burada önemli olan takımın ligden çekilmesi sonucunda camiada oluşabilecek hayal kırıklıkları, zararın doğru şekilde analiz edilmesi ve bundan sonrası için bu sürecin takımı pozitif yönde dönüşünün sağlanması daha hayati bir durum teşkil ediyor. Yani uzun lafın kısası diyor ki, Fenerbahçe bir şey yaşadı. Bu Fenerbahçe'ye negatif Dönmedi Pozitif döndü diyor Pozitif döndü bu Fenerbahçe'ye. Çünkü Fenerbahçe bu pozitifliğin içinde Fenerbahçe bu pozitifliğin içinde Çıkıp Bir şeyler yapmaya başladı Yani e, Trabzon'da yaşananlar Fenerbahçe'ye kriz değil Artı olarak döndü çünkü camia bir araya geldi Fenerbahçe zaten bir araya geldi bir böyle olur diyor daha konsantre, daha yürekli bir takımda çıkabilir sahaya diyor. Hani bu kadronun yapacakları çok daha farklı olabilir diyor. Gürcan Bilgiç, ben bu arada katılıyorum Halil Gültüken'e onu da belirteyim. Gürcan Bilgiç diyor ki, Fenerbahçe bir yarışta, yönetimi ise başka bir mücadelede. Oyuncular ve teknik adamın demeçlerine bakınca geçirdikleri iyi bir sezonun ödülünü almak istiyorlar. Rekor puan topladılar, rekor gol attılar, Avrupa'da finale gidiyorlar. Kalan maçlarda kazandıklarında şampiyonlar. Maç öncesi ve sonrasında görüntülerde pozitif. Trabzon'daki olaylarda kaçmak yerine birbirlerini savunmaya çalışmaları, arkada adam bırakmamaya özen göstermeleri ne kadar güçlü arkadaşlıkların olduğunu gösteriyor. Hepsi inanmış. Bunu Ali Koç da görüyor, üyeler de görüyor. Gerekirse çekiliriz. Söyleminin arkasında sisteme karşı olan mücadelenin küçükten büyüğe doğru yapılmasını kararlaştırdılar. Koç'un 7 Nisan için organizasyon yapmayın demesi bu yüzden. Kalan maçlarda hakemlere güvenmiyorlar. Sahada kazandıklarının elinden almasından çekiniyorlar. Devam etmek bir formül. Fakat geçen sezonlarda işe yaramadı. 2 Nisan'da camianın bir araya gelip hedefin şampiyonlukla beraber sistemi yıkmak olduğunu haykırması lazım. Taraftar kenetlendiğinde sahadaki oyuncular da en büyük avantajı kazanacaktır. Yarış eğer performansla olacaksa avantaj Fenerbahçe'de diyor. Yani çok güzel özetlemişler durumu. Bu arada ben seçime dair ee, söylediğim cümle yanlış anlaşılmasın. Ben şunu söylüyorum. Benim bildiğim kadarıyla seçimde e, hani seçimde AK Parti'nin kozu ne? İşte İstanbul'u alayım, Ankara'yı alayım diye. Eğer bu iller kaybedilirse, özellikle İstanbul kaybedilirse, ha, Trabzon'u kaybedileceğini zannetmiyorum. Trabzon gene AK Parti'yi seçer de İstanbul kaybedilirse, Trabzon'da çok önemsediklerini düşünmüyorum AK Parti'nin. Çünkü sayısal olarak orada yaşayan kişi sayısı belli. İstanbul'da yaşayan sayısı belli. Eğer İstanbul kaybedilirse, o zaman tepkiyi çok ağır ve farklı kişilere vereceği görüşündeyim. Cümlemi tam olarak anladım. Ya da daha açık konuşayım arkadaşlar. İstanbul kaybederse bunun cezasını Dursun Özbey'e keserler. Bunun faturasını Dursun Özbey'e keserler. Sen çıktın, böyle böyle yaptın, tepkileri toplattırdın diye. Yani tepkileri topladı. Abi herkes, hatta ben şunu söyleyeyim Galatasaraylılar bile tepki gösterdi. Yanak okşatma nedir ya? 70 yaşındaki kişinin çıkmış itidale davet ediyorum deyip bilmem Ramazan günü piknik yapmışlar. Orada Fenerbahçe'ye fener ağlama falan filan demiş. E, Ali Koç kürsüde su işlediği adamı dinsiz imansız ilan ettiniz. Çok enteresan değil mi? Ha şunu da söyleyeceğim. Fenerbahçe Galatasaray derbisi riske girdi biliyor musunuz? Sevgili Süleyman Arat'ın hürriyette bir haberi var. Hani Şanlıurfa'da oynanması gereken maça işte Bilet almayın, şunu yapmayın, bunu yapmayın dedi Ali Koç. Ee, çok enteresan şeyler var. Talepler var. Ali Koç özellikle dedi ki almayın bileti dedi. Ha yetkiyi aldıktan sonra karar verilecek arkadaşlar. 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da Riyad'da yapılması gereken maç yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı olmadı. Ama şimdi Fenerbahçe'nin önünde Süper Kupa'yla ilgili bazı seçenekler var. Nedir o seçenekler? Yani nedir o seçenekler? Ben sayayım tek tek. Birincisi maça çıkmama. Süper kupaya çıkmayalım diyorlar. Ben katılmıyorum buna. İkincisi U21 takımıyla çıkma. U21 takım yok. U19 takımı var. Bu öneriyi veren arkadaşların bilgisine U21 takımı kalmadı artık. Üçüncüsü taraftar götürmeme. Dört hani hani ee, dördüncüsü benim fikrim U19'da maça çıkma. Direkt rakibin ayağına dalma, insanlıktan çıkma ciddi söylüyorum ya. Ya arkadaş bunu söylediğiniz zaman beni insanlıktan çıkmış gibi görmeyin. Ya zafere giden yolda rakibin her yol mübahtır diyorsa sen rakibinin işte siyasi söylemlerinden rahatsızsan Trabzon'daki o basın toplantısında milletvekillerinin gelmesinden, belediye başkan adayının gelmesinden rahatsızsan sen de rahatsız olunacak bir şey yapacaksın şunu da söyleyeyim bak. Şunu anlamıyorlar. Fenerbahçe'de de Galatasaray'da da yaprak dökümü yaşanacak. Çok futbolcular kaçacak gidecek. Çok futbolcular gidecek. Çok çok. Şimdi iki takımdan da hesap etmişler. 12 futbolcu gidecek diyor arkadaşlar. Nasıl 12 futbolcu gidecek? Şöyle söyleyeyim. iki takımın da yıldızları sezon sonunda kulüpten ayrılacak. Mesela Carlos Vinicius kiralıkmış. O gidecek. Fenerbahçe'de Bonucci kiralık. O gidecek. Sergio Öriye daha izlenmemiş futbolcu gidecek. Çağlar gidecek 4 etti. Endombele'nin satın alma opsiyonu zorunluysa alacaklar. Değilse kiralık herhalde gidecektir. E, Serdar Dursun gidecek 6. Hakim Ziyeçki kiralıkmış. Uzatma opsiyonu bulunuyormuş da almazsa gidecekmiş. E Fenerbahçe'de Mert Hakan'ın sözleşmesi bitecek. Mertes gidecekmiş. Joshua King'in sözleşmesi bitecekmiş ki zaten King'i hiç izleyemedik. E Mustera gidecekmiş sözleşmesi bitip onu uzatırlar. Bak şu ayını uzatacaklar. Bu sadece matematiksel tarafı. Peki Fenerbahçe çekilirse ne olacak? Asıl Fenerbahçe çekilirse asıl o zaman yaprak dökümü başlayacak. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray'da. Şu an 12 futbolcu saydık. Eğer Fenerbahçe çekilirse siz o zaman izleyin. Yani hangisinin maaşını neyle verecekler? Ha, Luan, Perez. Luan Perez zaten malum. Cao Pedro mesela gelse geri gider. E mesela Crespo gittiği yerde memnun. Mesela Lincoln Henrique. Hani gördüğümüz kadarıyla gittiğimiz yerde memnun. Bu adamlar gider gibi. Zaten 4 tane futbolcu saydık. Yani kalan maçlar şunlar bunlar hiç önemli değil. Kalan maçların hiçbir önemi yok. Fenerbahçe'de Fred bilmecesi diye bir haber var. Onu anlatmama gerek yok arkadaşlar. Dediğim gibi bendeki duyum bir sıkıntısı olmadığı yönünde ama bakalım yarınki idmanda görürüz. Yani durum bu. Çok karışık bir durum. Şimdi Fenerbahçe'de yılın bombası Lukaku falan diye haber gördüm. Arkadaşlar ben bu habere zaten inanmıyorum. O yüzden de bu haberi vermiyorum. Hani hocam sen hani basında medyada yer alan her haberi paylaşıyorsun ya, her haberi konuşuyorsun ya. Niye bunu konuşmadın diye soruyorlar. Hani bizim bilmediğimiz bir şifreli bir şey mi var? Hani gerçekten alacağız da haberimiz olmasın diye. Yok arkadaşlar. Herhangi bir şey yok bu arkadaşlarla ilgili. Lukaku ile ilgili. Ben onu söyleyeyim. Eee duyumum da yok. Gelmeyecek dediğim. Ha, yaşı 30. 30 milyon euro piyasa değeri var. Yani orada burada kiralık olan bir futbolcu. Hani alabiliyorsanız tabii ki de bu buyurun alın. Seve seve kabul ederim. Biz elimizdeki Batshuayi'yi tutalım. Batshuayi kaliteli bir forvet. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani durum bu. Ha, bir kez daha belirteyim. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da yaprak dökümü yaşaması muhtemel. Sebebi de Galatasaray'ın federasyonu ele geçirmesi. Kendi çıkarlarına göre kararlar aldırması. Ve Fenerbahçe'ye durumu bu. Şimdi ben şunu belirteyim. Süper Kupa'nın hakemi yabancı olacak. Şu an konuşulan bu. Süper Lig'de hani diyecekler ki al bak yabancı yönetecek diyecekler. Onu da... Kendi istedikleri ligden, kendi istedikleri bir hakemi getirme planları var. Roman Ligi'nden getirme planları var. Alın yabancı yabancı dediniz diye. Hiçbir Türk hakemi Süper Kupa'yı yönetmek istemiyor onu belirteyim. Ali Koç da bazı şeylerin garantisini verdi futbolculara. Sizin emekleriniz daha iyi olmayacak. İsterseniz çekilmeyelim demedi tabii ama konuşulacak ona göre karar verecek dedi. Yani Ali Koç'un verdiği garanti bu şekilde arkadaşlar. Yabancı hakem el yakıyormuş yaksın. Türk hakem de başka bir şey yakıyor. Ama ben size özellikle söylüyorum. Bakın siyaseti seven bir adam değilim. Ama e, şunu da yorumlamadan edemeyeceğim. Kesinlikle ve kesinlikle ben asıl siyasi asıl tepkilerin yarından itibaren olacağı görüşündeyim. Bugüne kadar işte Fenerbahçelisi dedi ki bak dedi işte şu böyle bu böyle bu karşımızda bu karşımızda dedi. 3-5 tane oy için Fenerbahçe sadece Fenerbahçe değil hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'a kürsülerde neler söylenildi. İki takımın taraftarı tepki gösterdi ama asıl Galatasaraylı ve Trabzonspor taraftarı da tepki gösterdi. Futbolun siyasete girmesinden birçok Galatasaray ve Trabzonspor taraftarı da rahatsız. Hatta ben size bir örneğini vereyim diyor ki bugün diyor Trabzon'un yanındalar. Peki yarın bir gün tam bunların karşı görüşünde birisi seçilse demeyecek mi ulan siz yıllarca Trabzon'a kıyak yaptınız, bunlar sizi kolladı, bunlar beni de sırtından vurur diye tam karşımıza cephe almayacak mı diyor. Çok zekice bir düşünce. Ya arkadaşlar açık söyleyeyim yani bunun e, lamı cimi yok. Bugün A partisi seçiliyorsa B partisindekinin hakkı yeniliyorsa yarın B partisi yenince ilk yapacağı iş A partisindekileri ekart etmek olacak. Bu durum karışık bir durum. Bakalım sonuçları neye gebe ama seçim sonuçları dediğim gibi her şeyi belli edecek. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. 22'ye planlama düşünüyorum ama 23'e de kayabilir. Çünkü bir önceki videoda izlenilmiyor. Herkes seçime odaklanmış durumda. Ben yine de son günlerdeki katkınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.